Like yolu birinci günümüze başlıyoruz. Şu gördüğünüz yoldan geldik. Transferciler var. Kaldığımız yerden bizi buraya transferciler getirdi. Yarım saatlik bir yolumuz vardı. Sonrasında ilk etap Gelidonya Feneri, Adrasan. Başlıyoruz. Burada kamp alanları var. Şu şekilde. Yavaş yavaş sezon açılmış. Şu kısım oldukça dolu aslında. Yurt dışından da oldukça fazla kişi olduğu söylendi. Hala uyuyanlar olabilir. Bugünkü etabı elimden geldiği kadar kaydetmeye çalışacağım. İyi seyirler. Evet. Like yolu birinci etaptayız. Birinci etap derken aslında bize göre birinci etap. Çünkü rotanın başı Fethiye civarından başlıyor. Biz Gelidonya Feneri'nden başlayarak Adrasan'a ulaşmaya çalışacağız. Bu yaklaşık 18 kilometrelik bir rota. Şu an sadece haritadan baktık. Rota kaydı falan yapmayacağız. Bununla beraber muhtemelen 3 ya da 4 gün yürüyeceğiz. En güzel rotaların Ölüdeniz'le birlikte bu olduğunu söylüyorlar. Ama biz Ölüdeniz'e katılmadık. Gelidonya Feneri'nden Adrasan. Adrasan'dan Olimpos. Olimpos'tan ismini hatırlayamadım şu an. Muhtemelen 3. gün sonunda da kapatacağız. Ara ara kayda almaya çalışacağım. Bununla ilgili sorularınız olursa da yanıtlamaya çalışırım. Şu an kale önü mevkiindeyiz. Burada kamp alanları var. Muhtemelen çoğu kişi başlangıç rotası olarak burayı belirlemiş olabilir. Doğayla çok özdeş bir yer. Bu taraf tamamen orman. Arkasında koca bir dağ. Şu tarafta da yine kocaman bir dağ var ama buranın arkası deniz. 18 kilometrelik bu yolumuzda bugün birlikteyiz. Burada meyve satışı yapıyorlar. Yolumuzun üzerinde denk gelebilirsiniz. Rotamız şu şekilde devam edecek. Sabahın ilk saatlerinde yürümeye başlayanlar olmuş. Bizden biraz öndeler var. Arkamızda da kişiler var. İlk mola yerimiz burası. Birinci moladan sonraki yürüyüşümüz devam ediyor. Şu an araba yolu gibi genişlikte bir yolda ilerliyoruz. Muhtemelen ilerlerde patika tarzına dönecek. Şu an için her şey yolunda. Hava durumu gayet müsait. 4 kişilik bir ekiple yola çıktık. Sağımızda deniz. Önümde Mutlu abi. Solumda da yürüyüşe devam ediyoruz. İlk tabelamıza geldik. Solumuzda Bey Dağları. Gelidonya Feneri yürüyüş rotasından başlayıp Adrasan'da son bulacak yolumuz. Birinci gün bu şekilde toplamda 18 kilometre civarında olmasını bekliyoruz.
Artık tırmanış rotasına başlayacağız. Bu şekilde burada 15 km'lik uzunluktan bahsedilmiş ama haritada 18 km'ye yakın gösteriyor. Olay şu. Yani tamam. Rotamız da şu şekilde olacak. Yol ayrımına da geldik. Soldan yukarı doğru tırmanmaya başlayacağız. Tırmanmaya başladık. Geldonya Feneri başlangıç rotasından. Hocamla da yeni karşılaştık. İsim neydi hocam? Ersin. Ersin hocamla da yeni karşılaştık. Üçümüz devam ediyoruz. Bizim diğer iki genç biraz arka katta kaldı. Patikaya bank koymuşlar. Oraya oturduk. Mutlu abi her zamanki gibi başka bir duruş sergileyip banka oturmadı. Ersin hocamla banka oturduk. Bizim gençlere bakalım. Hala ardımızda görünmüyorlar. Muhtemelen bir 5 dakika fark olabilir aramızda. Geldonya Feneri'ne yaklaşmak üzereyiz. İkinci molamızdan sonra ilerliyoruz. Nefes nefese kaldık. Ersin hocam öncü. Mutlu abi ikinci. Ben artçı olarak devam ediyorum. Tempomuzu Ersin abiye göre ayarladık. Zorluk derecesi orta ama fenere çıkana kadar rampa çıkıyoruz. O yüzden biraz nefes nefese kaldık. Orman çok sık. Ardında masmavi bir deniz var. Ve biz deniz kenarından yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet, feneri gördük. Karşınızda Geldonya Feneri. Evet, birileri de var. Çok güzel yere konumlandırılmış. Şu rotadan, patikadan çıktık. Çocuklara engel diyor mu size? Yok. Yemekten. Burada güzel bir alan yapmışlar. Dinlenmek için. Dün 10 çadır varmış burada akşam. Hadi. 5 kilometre geride çadır kurmuş vatandaşımız. Ha, siz de çadır. Ha. Çok mantıklı. Geldonya Feneri. Evet, mükemmel bir rotada fenerin ucuna kadar gidiyor. Dikkat edelim. Ekranından çekemeyeceğim, orada mı atlıyorum? Orada sana veririm ben. Yukarı çıkalım patikaya. Merhaba. 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 Şuradan geçelim. Evet, fenerin ucundayız. Haritada görünen o sivri burun burası. Adalar karşımızda. En ucuna kadar gideceğiz. Kayalar oldukça keskin. Eğer bu etaba gelirseniz daha dayanıklı bir ayakkabı tavsiye ederim. Biraz sağa kayar mısın? Ya da dur ben biraz değiştireyim.
Tam iyi şu an. Biraz çık çık. Tekrar hatırlatayım. Buraya gelirseniz dayanıklı bir ayakkabı muhakkak alın. Kayalar oldukça keskin. Hepsi sivri. Kaledonya feneri budur arkadaşlar. Çok alır ama. Alır mı? Kaledonya fenerinin üstündeyiz. Manzara seyir alanındayız. Hem adaları hem feneri görüyor. Az önce şu aşağıdaki dinlenme alanındaydık. Gerçekten çok güzel manzaralar var burada. Sık sık hatırlatıyorum. Buraya gelirken ayakkabınız dayanıklı olması lazım. Çünkü kaya açılar oldukça keskin. Ayrıca bazı arkadaşlar şortla da yürüyüş yapıyor. Onun da çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Havalandırma özellikli. Uzun bir eşofman veya kıyafet daha uygun olur gibi geliyor. Kayaçlar şu şekilde. Oldukça keskin. Bir ağaç devrilmiş. Tam rotanın üzerinde. Eski kurumuş ağaçlar var. Zorluk derecesi orta rotanın ancak Kaledonya feneri civarında fazlaca rampa çıkıldığından biraz yorucu. Enerjinizi ve erzağınızı ona göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Nefes nefese kaldık hepimiz. Tempomuzu çok fazla değiştirmeden, çok fazla da mola vermeden yolumuza devam ediyoruz. Kaledonya fenerinden sonraki ilk dağa yaklaştık. Onun zirvesine geldik. Şu karşıda gördüğünüz dağa çıkacağız. Rota hala yer zemin olarak zorlu. Keskin kayaçlar var. Yaklaşık bir saat sonra öğle molası vereceğiz. Uzun mola. Ayakkabı seçimi çok önemli değil mi ya? Ben ona dikkat ettim de. Kesinlikle bot. Bunlar kese. Kesinlikle bot ve sağlam bir bot. Yani standart şehir içi botlarıyla burada yürüyemezsiniz arkadaşlar. Veya zaten konforsuz olur veya yürüyüş bittiğinde botu oraya bırakırsınız yani. Jilet gibi kayalar. Çok fazla var. Ne o? Kuvars. Çok parlak. Çok uzun olmayan molalar veriyoruz arada bir. Hava sıcaklığı bayağı var. Hissedilen daha fazla da. Derece olarak 22 falan sanırım bugün. Ama hissedilen daha fazla. Yerde kalan iki arkadaşımız var. Onları bekliyoruz. Kentte yalnızdın, çöktün. Telif aldıracağım bize. Telif. Evet. Bravo Ersin hocam. Öcepciğim bravo. Karanlık sokaklar. Kör sağır biziz. Oley. Evet. Tebrik ediyorum. Sağ ol. Alalım duygu ve düşüncelerinizi. İlk zirveye çıktık şu an. Bir zirve daha mı var? Bir tane zirve daha var. Ben dönüyorum o zaman arkadaşlar. Sevda kuşanıp yollara düşen. Evet, mutlaka. Dağlar dolanır. Yine mi olsun derdi? Bir saate yakın biraz daha yürüyelim. Sonra uzun mola verelim. Orada ayakkabıları falan da çıkartalım. Aynen, bir rahatlayalım. Kendimize gelelim, bir şeyler evet, atıştırız. Ama şey var, şu mola saatini 12.30'da vermeliyiz. İşte bir saat falan yürüyünce denk geliyor gibi ya. Kaç tamam. Saat? Bir saat mi dedin? Öyle olur. Şey. 12.30-5. Yani. Bir saate denk gelir. Zaten bundan sonrası biraz daha basit. Aynen öyle. Şey ama şu dağın zirvesi de biraz daha zorlar. İniş artık o kadar olmaz. Abi zaten rampaya o kadar alışmışım ki. Düz gelince şey bir dengem değişiyor. Ben batonları direkt bırakıyorum düze gelince. Ben oturamadım ya. Benim baton var. Batonsuz çok zormuş. Onu fark ettim. Çomak kesem abi sana. Fakat iniş de zor. Siz daha iyi biliyorsunuz. İniş de zor. İniş de zorlu olur. Evet. Her ne kadar sen bir şekilde hız olayına dikkat etmek lazım. Bazen kaptırıyorsun, duramıyorsun. Aynen.
Kayaç yapısı çok keskin ya. Aynen. Birinci yol bundan daha şey. Kayalık. Kayalık mı? Hmm. Neresi olacağız bir gün? Öbür taraf. Hmm. Ölüdeniz, Fethiye tarafı. Evet. Ama oranın güzelliği de köyler falan varmış ya. Evet, orada köyler var ya. 5-6 tane köy var. Hep arasından geçiyorsun. İçinde mutlaka ya su açıyorsun ya bir şey buluyorsun yani. Şey, karadut var mıydı? Soğuk karadut. O çok hoşuma gidiyor benim. Şeyde. Aslında o da güzel olur ya. Aynen, müthiş köy oluyor. Gezdiğin zaman yorulduğunu hissetmezsin yani. Ölüdeniz'den çıkıyorum böyle, zaten uçak gibi böyle direkt şey çıkıyorsun. Meyli, şey mi? O yormuyor. Paraşüt tarafı değil mi? Kayalık. Paraşüt atlanan yer mi? Yok. Bu oranın altından geçiyorsun. Hmm. Bu i̇şte dağın zirvesi orası. Şeylerin Kelebekler Vadisi ile Kabak Koyun'un olduğu yere mi çıkıyorsun? Ölüdeniz'in oradan. Yok. He, oraya çıkıyor. Yok. Ondan sonra orada o kayalıklar falan var. Hani bir kitaplarda, şeylerde, tur şeylerinde resimler var ya. Bu kayalığın oraya çıkıyorsun. Antalya'da orada adamın bir tanesi çay demliyor kendi kafasına göre. İşte soğuk şeylerin içinde şey suyu var. Buzlu. Hemen sana kakalıyor tabi. Sen de alıyorsun mecburen. Abi inan, ne zaman... Yürüyüşe devam ediyoruz. İlk dağın zirvesine geldik şu an. O yüzden parkur biraz kolaylaştı. Şu karşıda gördüğünüz zirveye de çıkacağız. Muhtemelen onun yakınlarında bir uzun mola veririz. Hemen hemen bir saat yürümeyi planlıyoruz. Bu arada saat 11.30 civarı şu an. İki tane daha dağ mı? İki daha dağ. Bu kötü haber. Mutlu abi iki dağın daha olduğu haberini verdi az önce. Olsun, yolumuz uzun. Ama gençliğimiz var. Şöyle enteresan bir ağaç tipiyle karşılaştık. Bildik, tanıdık bir ağaç. Ne ağaç türü olduğunu bilmiyorum. Ama merak ettim. Rengi böyle biraz kiremit renginde, kızıla dönük. Tespih falan yapılıyor. Neydi? Hafif. Ama ağaca çakmışlar. Şu hiç hoş olmamış. İnişe geçtik arkadaşlar. Yaklaşık 40-45 dakika sonra bir uzun mola vereceğiz. Likya yolunda yürüyüşe devam ediyoruz. Muhtemelen yolu yarıladık veya yarıya yakın hale geldik. Ekip arkamda. Geliyorlar. Devam ediyoruz. Yemek yiyelim dedik. Burada ekibi bekliyoruz. Burası da mı dinlenmeyeli? Yani öyle düşündük ama bilmiyorum. İnelim mi ya da biraz daha? Bilmiyorum. İnmeye de biliriz. Çıkışa da geçiyor olabilir. Başka düzlük buradan olmayabilir. Buradan çıkışa mı geçiyor? Bilmiyoruz ki işte. Öyle de olabilir. Kestiremedim. Tamam, zaten Ersin abi şey olmuş. Biraz yorulmuş, baldırları ağrıyor diyor. Uyluk. Tamam. Tamam. Zaten acıktık da biraz. Aynen. Acıktık. Tam ideal. Botlarım olarak. Aynen. Öyle diye düşündük yani, ya. Alan geniş. Dinlenmiş güzel. Olursun abi sen. Senin için de ideal. Ben yürüyem bence. Bizi uyar. Molayı zamanında verelim. Vücudu yıpratmadan. Aynen, hayır hayır. Büyük molayı verdik. Yaklaşık 45 dakika dinlendik. Sonra ikinci etaba doğru başladık. %50'sini tamamlamış olmalıyız parkurun. Ancak tam emin değilim. Öncü olarak bugün tanıştığımız Ersin abi. İkinci sırada Mutlu Hocam. Ve ben üçüncü sırada. Diğer iki kişimiz de arkada yola devam ediyoruz. Kayıttasınız Ersin Hocam. Ne söylemek istersiniz? Vallahi siz olmasaydınız bu yolu yürüyemezdim. Estağfurullah. Sağ olun, var olun. Aynı zamanda kayda da almış olduk anıları. Sizinle de tanışmış olduk. Nasip olursa yarın da katılıyor bize Ersin Hocam. Doğru değil mi hocam? Evet. Akşam plan. Kondisyon durumuna bağlı. Tamam, bir bakarız ona. Bizim de durum belli değil, bir bakarız. Ama yarın ve sonraki gün daha kolay olacağı için hani dinlene dinlene de gidilebilir yani. Kesin o parkuru sanıyorum bundan çok daha kolay. Mesafe de kısa. Muhtemelen.
Siz yapmış mıydınız daha önce? Yaptım. Saat 10'da başlamıştım. Solo bir yürüyüştü o. 7'de Çıralı'daydım. 7'de Çıralı'dasınız. Antik kentin içinden geçip. O kadar güzel yerlerden geçiyoruz ki parkur olarak. Ara ara kayıt açıyorum. Burası o kadar dingin bir yer ki. Çam kokularının eşliğinde yürüyorsunuz. Az önce de Adrasan 10 tabelasını gördük. 10 kilometre kaldığını söylüyor ama sanki daha az kaldı gibi geliyor bize. Bu hızımızla devam edersek tahminen saat 5-6 gibi Adrasan'a varmış oluruz. Burada şu şekilde işaretler de koymuşlar yollara. Parkuru kaçırmamanız için. Geldonya Feneri'nin oradan başladık biz yürüyüşe. O yürüyüşte Fener'in orada güzel dinlenme alanı var. Hatta oraya kamp kuranlar da olmuş. Ondan sonra da yani şu an 10 kilometre tabelasını gördük. Bu tabeladan yaklaşık 50-100 metre ötede doğal bir kamp alanı da oluşturulmuş. Yani tek çadır kurulabilir muhtemelen. Bu yolu yürümeye düşünenler için güzel bir kamp yeri olabilir, doğayla iç içe ve başka kalabalık da olmaz. Ancak Geldonya Feneri'nin oraya kamp kurmak isteyenler biraz kalabalık ortamla karşılaşabilir. Karşınızda Suluada. Adrasan'a yaklaşık 10 kilometre var. 9 ya da 10 kilometre var. Giderken sağımızda kalan yer Suluada. Şu şekilde parkurdan yola devam edeceğiz. Yolumuza devam ediyoruz. Bu yürüyüş alanı oldukça güzel, hoşuma gitti. O yüzden kayda almak istedim. Geldonya rotasının bir güzelliği fazlaca gölge alanının olması. Yani güneşe karşı yürümüyorsunuz. Gölgelik alan çok fazla. O yüzden daha konforlu oluyor. Geldonya Feneri'ne çıkana kadar çok fazla gölgelik alan yok ama özellikle Fener'den sonra oldukça gölgelik alanlarda yürüyüş yapıyorsunuz. İnsan yürüdükçe tamamlanır. Yürüyüş güzeldir. Burada kuru ağaçlar çok fazla. Güzel de bir görünüm olmuş. Rotanızda fazlaca görebilirsiniz. Adrasan 8 kilometre tabelasını görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Buranın garip bir tarafı daha var. Yolda çok fazla insanla karşılaşıyorsunuz. Ukrayna'dan, Rusya'dan buralara kadar gelip kamp atanlar var. Hatta rota üzerine bile kamp atanlar var. O yüzden ağırlıkları çok fazla çantalarının. Bu rota için tavsiyem kamp atmak da uygun olabilir. Yani tercihe göre, ancak hafif bir çantayla rotayı tamamlarsanız konforunuzu biraz artırabilirsiniz. Çünkü rota oldukça uzun. Biz kampımızı Adrasan'a attık. Adrasan'dan transfer yoluyla Geldonya'ya geldik. Yani başlangıç yerine geldik. Oradan yolculuğa, yürüyüşe başladık ve şu an Adrasan'a gideceğiz. Yani kamp yerimize gideceğiz. O yüzden ben çok fazla bir yük almadım. Sadece günlük zaruri ihtiyaçlar diyelim. Suyunuzu da biraz fazla alabilirsiniz. Benim suyum çok azaldı bu arada. Yani burada neredeyse 1 litre fazladan bile su içebiliyorsunuz. Örneğin günlük 1 litre içiyorsanız ortalama, buraya en az 2 litre almanızı öneririm. Çantanızdaki suyun ağırlığına hiç aldanmayın. Ağırlık olarak önem vermeyin. Suyunuzu alın arkadaşlar. Mantar mı buldun? Bakalım. Kayış kıran dediğimiz mantar.
koparıyorum. Ama tabii biraz mantarı kurtlanmış olabilir. Bir bak bakalım. Bilmiyorum. Aa, kessene bir şey var mı? O kurtundan değil, o şey. Tırtıl gibi de bıçak var mı? Benim çantamda var ama. Kurtlar mı? Bıçak var mı? Kırsan nasıl olur? Kırdım. İyi gibi ya. Bence iyi şu an, çok iyi gibi. Yenir bence abi. Kurt. Yani biraz kurtlanmış. Aynı kokuya baksana. Biraz beklemiş abi. Evet. Bulduk ama yiyemeyeceğiz. Recep'i bırakalım. Görür mü? Devasa bir ağaç ve biz. Yolu çek yolu. Havaalanı. Oo. Ne yazılmış? Beach. Sahil. Bu yol sahile gider. Adrasan'a yaklaşık 8 kilometre kaldı. Şuradan geldik. Buralar biraz zorlu. Yol kötü. Devam ediyoruz. Yürüyüş notasında bir tane seyir tepesine denk geldik. Ana rota yolundan 30 metre yukarıda olduğu tabelada yazılıydı. Şu an ona çıkıyorum. Sulu adam. Şu taraftan geldik. Sulu ada. Rotamız şu bölgeden gidiyor. Burası Geridonya ile Adrasan arasındaki ikinci seyir tepesi. Aşırı rüzgar var. Şu an rüzgar sesi de geliyor olabilir. Oo. Adrasan. Aradan görünüyor mu bilmiyorum ama. Görünüyor da. Tam karşıda. Yok, ben görüyorum da kameradan görünmüyor olabilir. Tam şurada. Evet, inişe geçip rotamıza devam edeceğiz. Evet, yürüyüşün bitimine yaklaşık 5-6 kilometre kala. Umarım öyledir. Size duygu ve düşüncelerimden bahsedeyim. Arkadaşlar, bu parkura baktığımızda merhaba. Hi. Merhaba. Hi, merhaba. Evet. Burada bu yolda sevdalı kişilerle karşılaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Muhtemelen Rus'tu. Duygu ve düşüncelerimden bahsedeyim. Parkurun zorluk seviyesi orta olarak yer alıyor. Ay. Zorluk seviyesi orta olarak söylenmesine rağmen bence yüksek. Hem uzunluk bakımından hem tırmanış bakımından. Alalım duygu ve düşüncelerini. Süper. İyi misin hala? İyi. Peki. Ve bu kadar daha gidelim. Evet. Ne kadar kalmıştır sence? Son 4. Emin misin? 4.5. Evet. Duygu ve düşüncelerimden bahsedemedim ama birazdan bahsedeceğim. Elimden geldiği kadar güzel manzaraları sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Burası da çok güzel. Yolda değişik engeller var burada. Burada da bayağı bir eski kurumuş bir ağaç var. Şu an onun yanından geçeceğiz. Kendi kendine yol etmiş resmen. Sen geçebilir misin? Tabii. Üstten mi alttan mı? Alttan. Bu da bizim mutlaka. Bence alttan tabii ki. Ara ara böyle kayıtlar alıp sizlere sunmaya çalışacağım. Bu yolu yürüyorsanız en büyük yol göstericiniz bu tabelalar oluyor.
Çünkü yorgunluktan ne kadar yürüdüğünüzle ilgili bir fikriniz olmuyor. Adresine 3,5 kilometre kalmış. Muhtemelen bunun 1 kilometre yakın kısmı sahil yolu olabilir. Artık düz zemin olduğu için orayı saymıyoruz. Muhtemelen de 2,5-3 kilometrelik bir yolumuz kaldı diye tahmin ediyorum. Toplam 4 kişi çıktık yola. Bolu'dan 4 kişilik bir ekiple geldik. Yolda Ersin hocamızla tanıştık ama o biraz gerilerde kaldı. Bu yolda bir sürü ekiple karşılaştık. Muhtemelen Çin olabilir. Rus. Bir tane de İsviçreli galiba. İsveçli ya da İsviçreli biriyle karşılaştık. Bizim ülkemizde olmasına rağmen başka başka ülkelerden sıklıkla gelenler oluyor. Zaten sosyal medyada da aşırı popüler. Buraya gelmek için geç kalmayın. Önümüzde de Türk iki grup var, iki farklı grup var. Onlarla birlikte kah önde kah arkada yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, hedef göründü artık bizim için. Denizi gördük. Adrasan sahil tam karşımızda. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama hedef göründü diyebilirim. Yorulduk ama değdi. Güzel bir yürüyüş oldu. Düzlüğe çıkınca genel bir bilgiler vermek istiyorum. Onun haricinde birkaç şey söylemek istiyorum. Umarım toparlayabilirim. Çünkü bayağı yorulduk. Hafıza kartının müsaade ettiğince sizi bu yürüyüşe dahil etmek istedim. Ah, çeşme mi var şurada? Değil galiba. Güneş enerjisi var ve burada kesim yapıyorlar sanırım. Kamp çadırı değil. Çeşme var. Suyumu dolduracağım. Hiçbir güç alıkoyamayacak, dolduracağım. Normalde buranın sularından içmeyin falan dediler ama ben dolduracağım. Adrasan'a yaklaşık 2.7 kilometre kala, yani şu rotadan geldik biz. 2.7 kilometre kala ilk su kaynağını burada bulduk. Gelinonya'nın oraya çıkarken, Fener'e doğru çıkarken bir tane, başlangıçta bir tane su kaynağı var. Ardından hiç su kaynağı yok ve Adrasan'a 2.7 kilometre kala bir su kaynağı bulduk. Rotamız şu şekilde. Su kaynağımız zaten bitmişti bizim. Ben 1,5 litreye yakın almışım ama yetmedi. Yolda birilerinden takviye yaptık. Gerçekten bu yolda çok fazla su tüketiyorsunuz. Yani 2,5 litre su alsanız kesinlikle bitirirsiniz. Onu söyleyeyim. Suyumuzu aldıktan, içtikten sonra da şu rotadan devam edeceğiz. Kendisi yine oyuncağını buldu burada. Bende bu keyif düşkünlüğü ne olacak ya böyle? O ağaç da çok güzelmiş. Çok güzel. Üstüne baksana, dolu. Şey, keçi boynuzu. Adrasan'a 2,5 kilometre kala Gelinonya tarafından yürüdüğünüzde tabi bir tane de salıncak görüyorsunuz arkadaşlar. Bu salıncağa mutlaka binin çünkü ayaklarınız muhtemelen yere değmeyecek. Oldukça büyük bir salıncak. Ayaklarınızın yere değmemesi sizi o kadar rahatlatıyor ki muhakkak tavsiye ederim. Çeşmenin hemen altında, zaten çok yakın. Tavsiye ederim. Biz artık patika yoldan normal traktör yoluna döndük. Bu şekilde 2,5 kilometre daha yürüdükten sonra Adrasan'a varacağız. Ersin abi başka bir grubun aracı varmış, ona emanet ettik. Kendisi epey zorlandı. Oldukça uzun bir parkur çünkü biz de zorlandık. Zaten parkuru tamamladı kendisi. O yüzden çok da zorlamamasını istedik. Çünkü çantası da çok ağırdı.
Bu tabela da Adrasan'dan Gelidonya'ya başlarkenki durumu işaret ediyor. Onlar oradan gittiler. Böyle olması lazım. İşaret orada. Arkadaşları beklerken biraz sohbet edelim ve beraber biraz yavaş yavaş yürüyelim. Bizim yolculuğumuz 4 kişi olarak Gelidonya Feneri'nin oradan Adrasan'a doğru yürüyerek gerçekleşti. İnternet ortamında yaklaşık 18 kilometreden bahsediliyordu. Ancak biraz daha fazla olabilir. Hissedilen biraz daha fazlaydı yorgunluk olarak. Yürüyüş olarak size öncelikle muhakkak rota ile ilgili bir çalışma yapmanızı öneririm. Genel olarak boyama yöntemi veya çakıl taşlarıyla rotayı belirleme yöntemi uygulanmış, ancak yer yer yorgunluktan dolayı karıştırma ihtimaliniz var. Çünkü rota zorluk seviyesi ortanın biraz üzerinde geldi bana. Yani internet ortamında orta yazıyordu. Ama bence yüksek denebilir. Bunun eğimle bağlantısı var tabii ama yani bizim hissettiğimiz zorluk derecesi aslında yüksek. Ancak bu dağcılık kuralları gereği orta kategorisine giriyor. Yanınızda ekipman olarak hepsini saymayacağım çünkü buraya gelmek isteyenler zaten internet ortamından araştırır, ne alması gerektiğine karar verir, ama ben yürüyen biri olarak mutlaka botla yürümenizi tavsiye ederim. Hatta dayanıklı bir bot, çünkü keskin kayalar var. Bu keskin kayalar normal bir ayakkabıyı parçalayabilir. Yani burada bir ayakkabı bırakabilirsiniz. O yüzden altı sağlam, dayanıklı bir bot öneririm. Bilekli olursa çok daha iyi olur. Bu arada Adrasan 2 tabelasını gördük. Onun haricinde bazen özellikle yurt dışından gelen insanların şortla yürüdüğünü gördüm. Bence şort burası için çok uygun değil. Çünkü her an düşme tehlikesi yaşıyorsunuz. Yani ince uzun bir eşofman, bir pantolon öneririm. Onun haricinde hava durumuna bakarsınız, ama yanınızda hava çok sıcak diye sadece tişört bulundurmayın. Çünkü yer yer rüzgarlı alanlar var. Ben genelde bu tarz yerlerde yelek mutlaka kullanıyorum. Göğsümüze çarpan rüzgarı önlüyor. Yelek mutlaka öneririm. Onun haricinde buff öneririm. Fazlaca terleyeceksiniz, çok fazla su kaybedeceksiniz. Ortalama 2,5 litre zaten tüketiyorsunuz. Yanınıza bu arada 2,5 litre bence su alabilirsiniz. Yani kesinlikle tüketirsiniz. Su kaynağı olarak da Gelidonya'dan çıktıktan sonra neredeyse 17-18 kilometre sonra var. Yani su kaynağını geçeli 1 kilometre falan oluyor şu an. Yani rotada su da yok aslında. Bir en başında bir yerde vardı. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Bu arada yanınıza yeterli sayıda yiyecek de almanız lazım. Bu artık kendinize bağlı. Ama yolda enerjiniz düşecek. Mutlaka enerjinizi yerine koymanız lazım. Çok uzun molalar da vermeyin. Ara ara molalar verebilirsiniz. Zaten mola yerleri biraz kendini belli ediyor. Geniş alanlar var. Biz kamp yerini Adrasan'a kurduk. Adrasan'dan transfer yöntemiyle Kaleönü tarafına geçtik. Şu an kamp yerimize gelmiş sayılır. Yani 2 kilometre falan var. Bu transfer yöntemi bence en uygunu. Yolda kamp kuranlar da var. Bu kamp kuranların çok fazlaca yükü oluyor. Yani bu yol yüke çok uygun değil. Riskli alanlar var ve konforunuzu inanılmaz derecede azaltıyor. Ben yüklü gezmenizi, yani çadır, tulum vesaire, bu 70 litre çantalarla gezmenizi önermem. Benim çantam 18 litre. Yani en fazla 10 kilo falan yüküm vardır. Bunun zaten çeyreği su. Kabaca böyle. Kesin de oturlar burada. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Kesinle yapıyorlar. Mis gibi ağaç tutuyor burada. Botu bahsettim, suyu bahsettim, pantolonu bahsettim, buff'ı bahsettim, su kaynaklarından bahsettim. Bazen zirveye gelince yaşıyorsunuz, bazen de rota bittiğinde yaşıyorsunuz. Yani şu an yaşadığım his kesinlikle paha biçilmez. Bu arada ilginç de bir olay yaşadık. Mutlu abiyle rotanın başlangıcına biz çıktık. Orada Ersin abiyle tanıştık. Ersin abi, sizle yürüyebilir miyim dedi. Biz kabul ettik. Ama biraz kendisinin temposu düşük. Sonlara doğru bayağı zorlandı. Onun çantasını aldık. Sırt çantası bayağı ağırdı. Çantasız bayağı iyi yürüdü.
çantasını biz alınca. Şimdi onu farklı bir ekibe emanet ettik. Adrasan'da bugün buluşacağız tekrar akşam. Onun haricinde Mutlu abi, tehlikeli hayvanlar dedin. Neler söyleyebilirsin bize? Şey yok. Hiçbir şey görmedik. Tabelasını gördük aslında. Yani sesler duyuluyor ama görmedik açıkçası. Ama olabilir yani her zaman. Çünkü bölge buna gerçekten müsait. Yani şu tarafa baktığınızda inanılmaz sık orman. Hatta ikinci seyir tepesinin orada keçilere falan da denk geldik. Böyle özetleyebilirim. Bahsetmediğim bir konu yok sanırım. Yine aklınıza takılan şeyler olursa yorum kısmında bahsedebilirsiniz. Yalan arkadaşlar, inanmayın buna. Yalan da. Geldonya buradan nereden baksana? 15 kilometre vardır. Ama ümidinizin kırılmaması adına yolda güzel. 11 gibi düşünüp yola çıkabilirsiniz yani gerçekten. Ama nereden baksan bir 15 var. Gerdir yani. Yani kastırdı. Yöresel deyimle gerdirebilir sizi yol. Sonunda Adrasan sahile çıktık. Adrasan sahildeyiz. Uzun bir yürüyüşün ardından. Bu taraf da tatlı, sempatikmiş. Renk tonu olarak falan güzel. İpek yollarına da geliyormuş. Hadi gidelim.